Merhaba canlar cananlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Kaybolan Oğul adlı bir semah paylaşmak istiyorum sizinle. Kaybolan Oğul, hatırlarsanız geçen hafta kaybolan bir gümüş, bir para hakkında bir deyiş paylaştım. Evi Aradı adlı bir deyiş. Bu hafta İsa aynı konuyu anlatmaya devam ediyor. Ne diyor? Konuyu biraz daha açıklığa kavuşturmak için İsa şu misali de anlattı. Vakti zamanında adamın birinin iki oğlu varmış, dedi. Küçük oğlu kendisine gelip, baba, sen ölmeden önce mirasından bana düşen payı istiyorum. Yani şimdiden istiyorum, demiş. Baba da bunu kabul etmiş, servetini iki oğlu arasında paylaştırmış. Birkaç gün sonra bu genç bütün eşyalarını toplayıp uzak bir ülkeye taşımış. Orada hovardalık peşine koşup, keyif çatarak, fink atarak babasından aldığı bütün bu aile servetini çabucak çarçur etmiş. Her şeyini har vurup harman savurup son kuruşuna kadar harcadıktan sonra o gittiği ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterip o ülkeyi çökertmiş. Genç de şimdi gurbet elde beş parasız, sefil, perişan, bir lokma ekmeğe muhtaçmış. O ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girebilmiş. Adam onu çiftliğindeki domuzlara bakıp onları beslemesi için görevlendirmiş. Domuzlara yollamış. Küçük oğul biçare, karnı öyle zil çalıyor ki domuzların yediği keçi boynuzuna aç aç iştahla bakıyordu. O bile gözlerinde yenebilecek hatta lezzetli görünüyordu. Fakat hiç kimse ona yiyecek herhangi bir şey vermemiş. Nihayet aklı başına gelince kendi kendine şöyle demiş. Evde babamın nice işçilerinin istemediği kadar ekmeği var. Ben de burada ölüyorum açlıktan. Kalkıp babama gideyim bari. Ona derim ki, baba, hem Hakk'a hem de sana karşı günah işledim. Artık senin oğlun olarak anılmayı hak etmiyorum ben. Lütfen beni işçi olarak hizmetine al. Kalkıp babasına geri dönmüş. Kendisi hala evden çok uzaktayken babası onu ufukta görmüş, sevgi ve merhametle dolu olarak oğlunun yanına koşa koşa gitmiş, ona sarılmış ve öpmüş. Oğlu ona, baba, hem Hakk'a hem de sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya hak etmiyorum, demiş. Derken babası hizmetçilere dönüp heyecanla, çabuk olun, en iyi kaftanı getirip ona giydirin, demiş. Ayrıca parmağı için yüzük, ayakları için çarık getirin. Semerttiğimiz o beseli dana var ya, onu getirip kesin. Hep beraber bayram edelim. Bunu kutlamamız gerek. Çünkü benim bu oğlum ölüydü. Fakat dönüverdi hayata. Kayıptı fakat şimdi bulunduğu işte. Ve böylece eğlence başlamış. Evet, deyişi bir paylaşayım sizinle. Kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Bir misal dinleyin, ey kaybolanlar. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Thank you.
oğlu varmış, genç olan babadan miras istemiş. Malından payımı isterim demiş. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Baba da servetini paylaştırmış. Küçük oğul her şeyini toplamış. Ayrılıp uzak bir diyara gitmiş. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Dönün yuvaya. Orada uçar bir hayat sürmüş, barını yoğunu çarçur harcamış. Bir lokma ekmeğe de muhtaç kalmış. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Oğul birinin hizmetine girmiş, domuz gütmek için otlakta durmuş. Domuzların yediğine razıymış. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Nihayette aklı başına gelir, evimde işçilerin karnı tok der. Burada insanlar açlıktan ölür. Dost, ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Der ki kalkıp babama gideceğim. Çok günahlar işledim diyeceğim. Ben oğlun olmaya layık değilim. Dost, ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Uzaktayken babası görmüş, yüreği sızlamış ve ona koşmuş. Hem ona sarılmış, hem onu öpmüş. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Kaftanı giydirin ona, çabuk yüzük takın parmaklarına. Çarıkta giydirin ayaklarına. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Esili danayı getirip kesin, deyip eğlenelim bir şölen olsun. Sevinin benimle bütün halk gelsin. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Oğlum bir ölüydü, canlandı yoktu fakat
tekrar hayata döndü. Kaybolmuştu fakat şimdi bulundu. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Ey kaybolmuş kuşlar, dönün yuvaya. Evet. Ve bu kaybolmuş kuşlar için dua edelim. Dönsünler yuvaya. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Eğer çok beğendiyseniz lütfen başka arkadaşlarla paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.